Erken tarama yöntemleri dediniz. Taramalar hangi sıklıklarda gerçekleşir hocam? Yapılması gerekiyor? Şimdi özellikle taramalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkemizde en geç 30'lu yaşlara gelmeden başlamak gerekiyor. Tarama yöntemleri de önemli. Sadece simir dediğimiz serviksten alınan bir sitolojik materyalle ise daha sık taramak gerekiyor. 3 yılda bir yaklaşık. Eğer virüsün özellikle patolojik suçlarının taranabildiği şekilde rahim ağzından bir materyal alınırsa orada da eğer herhangi bir HPV virüsü tespit edilmediyse 5 yılda bir taramak yeterli oluyor. Peki HPV virüsünün de aşısı var mı hocam? Evet, az önce onu bahsettim. HPV Evet. virüsü aşılarıyla çocukluk çağı döneminde, çocukluk derken ergen yaşlarda yani cinsel ilişkiler başlamadan önce aşılanarak daha hiç olmadan engellenmesi mümkün olabilmekte. Peki bu aşıları şu anda Türkiye'de vurunuyor muyuz? Tabii ki, tabii. Özellikle de bu konuda jinekoloji uzmanları ve ergen çocuk Evet. uzmanları daha ön planda yer alıyor. Bize hastalar genellikle invazif kansere dönüştükten sonra geliyorlar. İnvazif kanser olmadan önce eğer prekanseröz dediğimiz yani daha virüs bulaşmasıyla tümörle gerçek tümörleşme arasındaki lezyonlarda bunlara cin diyoruz biz genelde. O aşamada da kadın doğum uzmanları, jinekoloji uzmanları bu lezyonları tespit ediyor. Evresine göre çeşitli yakma, dondurma veya küçük ameliyatlarla onları yok edebiliyor.